Buradayız. Bugün karşımızda şöyle başlayacağım hocam, bunu söylemek istiyorum. Lisans döneminde bence iletişim fakültesinden yolu geçen, özellikle radyo televizyon okuyan ama okumayan benim gibi başka branşlarda kişiler de mutlaka Seçil Hoca'nın kitaplarından birisine denk gelmiştir, okumuştur. Ve şimdi de karşımızda Profesör Doktor Seçil Büker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben artık emekliyim. Hı. Emekliyim ve 65 yaş üstüyüm. Hı. Kendimi tanıtmak için söylüyorum. Ayrıca da yasayla yaşlı olduğunu idrak eden biriyim. Daha önce genç olduğumu düşünüyordum. Pandemiden önce hiç yaşlandığımın farkında değildim. Kısaca özgeçmişim böyle. Hocam tam da rahatsızlık duyduğunuz, aslında yeni bir döneme açıldığınız ve oradan üretime geçtiğiniz bir konuyla ilgili benimsemediğinizi düşündüğünüz şeyi söyleyerek başladınız cümlelerinize. Şimdi biz sizi tanıyoruz ama sizi ilk defa dinleyecekler için, farklı branşlardan kişiler için biraz kendinizden ve akademik çalışmalarınızdan bahseder misiniz hocam? Akademik çalışmalarım, yani İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olduğum için dil bilim kökenli başladı, dille ilgili. Sonra sinemanın bir dil olduğu ve doktora derslerinde Oğuz Onaran hocayla tanışmamla sinema çalışmaya başladım. Değişik açılardan daha sonraları, yani filmlerde kadınlar, kadınların temsili, kadına yönelik şiddet gibi, ama bu dil bilim kökenli olmam, dil bilimle ilgilenmiş olmam önce gösterge bilimden yola çıkmama yol açtı. Sonra kitaplar ardı ardına geldi ve film kuramı, film eleştiri, işte Türk sinema tarihi gibi dersler verdim üniversitede. Sonra emekli oldum ve şimdi yaşlılık çalışıyorum. Evet. Şimdi aslında siz tırnak içerisinde yaşlı olduğunu hissetmeyen, bilmeyen, yeni bir yaş dönemine geçtiğini kabul etmeyen ama bu size hissettirilen bir kişi olarak bugün buradasınız ve bugün sizinle çok farklı bir şey konuşacağız. Yaşlılık konuşacağız, yaş ayrımcılığı konuşacağız, kişisel serüveninizden yola çıkacağız. Bunların hepsine geleceğim ama beni en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi Sine Yaşlılık diye bir sitede yazıyorsunuz. Çoklu yazarlı bir site ve bu sitedeki "Meğer ben yaşlıymışım" adlı Yazısı. makalenizdi. Şimdi öncelikle bu yazıyı sizi yazmaya iten sebepler nelerdi? Bir de pandemi bunun neresinde duruyor? Buyurun. Pandemi tam ortasında duruyor. Aslında daha önce yaşlılığı kabul etmemek de değil, farkında değildim. Şu anda pek çok yerde "yaşlıyım evet" sloganını kullanıyorum. Pek çok yerde. Farkında olduktan sonra bunu kabul etmenin en doğru yol olduğunu, ama farkındalık yaratmak için çabalamak gerektiğini düşündüm. 65 yaş üstüne, o yazıda da var, yasaklar çıktığında ben çok şaşırdım. Yaşlı olduğumu o zaman anladım. Dışarı çıkamayacağım ve o gerçekten pek çoğumuzun sağlık sorunlarına yol açtı ya da var olanların daha da böyle tetiklenmesine yol açtı. Ne kadar evin içinde yürüseniz de, yani hareket etseniz de, dışarı çıkmak gibi olmuyor moralman. Bir de böyle ölüme mahkum ediliyorsunuz. İşte o zaman önce bir böyle çok şaşırma dönemi geçirdim ve nesneleştiğimizi düşünüyorum, fark ettim. İşte koskoca doktorlar, "siz Mercedes'inizi kapının önüne koyar mısınız?" dediler. Yani Mercedes olduk. Bunun bir nesneleşme olduğu düşünülmedi. Özellikle böyle akışla konuşuyorum. Pazar günleri, sadece pazar günü dışarı çıktığımızda, zaten bir kez çıktım, böyle herkes yaşlı. Sonra birazcık yokuştan, cinnahtan aşağı inince taksi yok, dönmesi çok zor. O yokuşu çıkmak o kadar kolay değil. Maske de takıyorduk ya. Gerçekten inanılmaz. Hem televizyon kanallarında aşağılandığımıza tanık oldum, hem de belediyeler tarafından, işte parklardan kaldırılması, oturulacak yerlerin gibi. Bir daha da çıkmadım pazar günü ben. Bir kez çıkmıştım. O kadar kötü bir deneyimdi ki, insanlar o televizyon kanalları gösteriyorlar, ATM'lere koşup işte para çekmeye çalışıyor. Çünkü hep birisine rica ediyorduk ya, nakit kapıdan birine bir şey vermemiz gerekirse.
çok zor bir dönemdi ve daha önce Mutlu Biner kocam bana birlikte çalışalım, ya yaşlılık çalışalım derdi. Ay o kadar çok işim var ki şimdi yaşlılıkla uğraşamayacağım. Sanki ben yaşlı değilmişim gibi. Çok yani hiç farkında olmadığım için. Ay şimdi uğraşamam yaşlılıkla falan Hocam burada bir derken. özür dileyerek araya girebilir miyim? Tabii buyurun Şimdi Servet ben Hanım. de bu program öncesinde bu bir seri gibi devam edecek. Sizden sonra başka bir profesör hocamızla da konuşacağız gerontolojiden. Ama ben şeyi hani hepimizden çok uzak olduğunu düşündüğümüz yaşların aslında benim bulunduğum yaşı da kapsadığını fark ettim. Dolayısıyla şey oldum bir anda 40 yaştan 80 yaşa 40 yaş ve üzeri denildiği için 43 yaştan bildiriyorum. Ben bir anda şey dedim. Hayır benim dışımda bir şey çalışacaktım. Bu ben değildim. Niye ben de bu kapsama girdim dedim. Dolayısıyla o şey çok iyi anlayabiliyorum o duyguyu. Bir anda size üzerinize bir rol bindiriliyor. Aslında belki daha da farklı bir şekliyle sanırım kültürel olarak bizim farkında olmadan etrafımızdan donattığımız her şey karşımıza gelen şeyle birlikte bir kez daha beliriyor değil mi? Bizi aslında tedirgin eden, afallatan, şaşırtan şey o değil mi? Evet, yaşlıymışım. O zaman yani belki bilim kadını olduğum için çalışmam gerekir diye düşündüm. Yani özellikle Mutlu da bana bir ekme yapmış herhalde arkadaşım. Yani yaşlılık çalışalım diye çok ısrar etmişti bir dönem. Orada bir şeyler ekilmiş ve şu anda emekli olduğumda en önemli şeyin o olduğunu düşünüp o arada biz başka genç bir arkadaşımla Şeyma Balcı ile Türk sinemasındaki bütün trenler, o kitapları ve ayrıca filmleri izleyerek öyle bir kitap hazırladık. Şu anda hazır, yayıncı arıyoruz ama ben o arada bütün hızımla yaşlılık çalışmaya ve filmlerde de yaşlılığa bakmaya, nasıl temsiller yaratılıyor bakmaya başladım. Onların bir bölümünü biliyorsunuz sitede yer alıyor. Hem yani Seçil Büker'in yaptıkları hem de diğer arkadaşların yardımcılar var tabii arkadaşlar. Yani bir grubuz. Onlar da çok ciddi ilgileniyorlar ama şu anda başka işleri olduğu için belki benim kadar çok yazmadılar. Derse giriyorlar. İşte biliyorsunuz sorunlar üniversitede. Evet. Mutlu Biner Koca, Profesör Doktor Mutlu Biner Koca ile biz iki kez söyleşi yaptık. Bunlardan bir tanesinde pandemi döneminde yeni medya kullanımı üzerine konuştuk ve orada TÜBİTAK destekli bir yaşlılıkla ilgili projelerinden de bahsetmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, Özellikle pandemi döneminde neler yaşandığını ve nasıl olumsuz şeylere maruz kaldıklarını ifade eden bir projeyle bu çalışmayı desteklemişlerdi. Şimdi sizin yoğunluklu olarak yaşlılıkta sinema kısmı bir tarafta çocuk edebiyatına son zamanlarda merak saldınız. Ve telefonda da zamanlarda da konuştuğum vardı. evet. Benim sineyaşlılık üzerinden takip ettiğim kadarıyla çocuklarda bir farkındalık yaratmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorsunuz. Buyurun hocam, bu merak nasıl gelişti, nasıl perçinleşti? Şimdi ve bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz bu alanda? Yani o kadar ilginç ki kimi kez rastlantılar yönlendiriyor bizi. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu kadar farkındalık içinde değildim çocuklarla ilgili. Onların ve anne babalarının yani uyandırılması konusunda. Ama benim ilk siteyi açtığımda web sitesini tabii bir uzman yapıyor biliyorsunuz. Ben ancak kullanmayı öğrendim. Paternli Kız diye Zeynep Cemal'in bir kitabını koymuş. Sonra ben hatta o zaman daha koymayı bilmiyordum. Uzmandan rica ettim. Ya ben sinema hocasıyım. Hani bu kitap üzerine yazdım ama istersen sinema yazılarımdan birine vitrine. Vitrin diyorlar ya hani ilk açınca görülene vitrine çıkar diye. O zaman da demek ki daha ilk siteyi açarken sinema yazısının yanında yani Zeynep Hanım'ın o çünkü orada çok güzel anlatıyor yani hem ayrımcılık var işte çünkü paternli kız işitme engelli biliyorsunuz. Ama daha sonra bu çok oturdu yani o günkü gibi değilim. Çünkü torunlarım var benim. Kitaplara baktıkça çocuk yani asıl bu meselenin yani film hiç yapmayacağım demek değil sağlığım yerinde olursa film de yaparım. Faruk çok aklımda örneğin ama öncelikle anne babalar. Çünkü benim Instagram'da veya sitede yazdığım yazılar çocuklar için ağır da olabilir. Buralara dikkat edin. Ya da çok özür diliyorum çocuk yazarlarından.
şunu okutmayın çünkü burada bir korku var. Yaşlılığa ilişkin bir korku veriyor yazar gibi. Ya da yaşlı kadını cadı olarak gösterme meselesi var biliyorsunuz. Hani bir uyar var çünkü o yazıları bilmiyorum siz genç bir annesiniz. Ya çocuklar okumaz tabii ki yani zaten Instagram'ları yok. Anne babalar okusun ve okurken birlikte okurken bir örnek verebilir miyim? Tabii ki buyurun hocam. Buyurun. Örneğin şuraya ben hazırladım. Bir damla deniz güzel göründü mü? Hı-hı. İşte bakışın genişlemesi, bakışın büyümesi ya da gözün büyümesi olarak yani Kur'an'da tanımlanan hı-hı. şey yaşlının yüceltilerek böyle büyük imgelerle temsil edilmesi. Ben bu kitap üzerine yani Bir Damla Deniz üzerine yazarken yine sitede yer alan Varda'nın Mekanlar ve Yüzler yorumuna benzer bir yorum geliştirdim. Bence Mekanlar ve Yüzler'de de yönetmen yaşlı ve çok genç birisiyle evet yapıyor o filmi biliyorsunuz. Ve orada çok yüce ve ulu bir yaşlı imgesi yaratılıyor. Örneğin bu kitabı o açıdan çok seviyorum. Ama son dönemde belki son koyduğum yazı çocukluğumun karpuzunda da yine çok bu yüce ve ulu dediği yaşlıya ilişkin imgeyi yücelten çizimler var. Yani bu konu açılınca bunu mutlaka söylemek istedim çok açıkçası. Başka ne söyleyeyim? Bunun dışında çok uzun da konuşabiliriz. Lori'nin Masalı. Tabii sevgili Züleyha'nın kitabı. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii. Hiçbir yazarı tanımıyorum. Gerçekten isimlerini aklımda tutmak için yani küçük de olsa bir çaba gösteriyorum. Çünkü hepsi yeni benim için. Hani soyadlarını karıştırmayayım diye. Ama yine de hocalıktan öğrenci adı ezberlemeye alışkın olduğum için hiç tanımıyorum. Onun için olumsuz yazılarımdan dolayı yani özür diliyorum ama bunu ben hocam hepimiz siz adına metni yapıyorum. Zaten yazarından bağımsız olarak Hiç, değerlendiriyorsunuz ki evet, kıymetli olan şey de bu aslında. Hiç tanımıyorum. Öznelliğin payı gerçekten yok. Yani bunu çok içtenlikle söylüyorum. Sadece oradaki yaşlı temsilini yani bir cadı imgesi kurulduysa işte ona karşıyım, onu yazıyorum. Ya da ölümden ve yaşlanmaktan korkmak. Bu süreçten kaçış yok. Yok yani bu korkuyu vermeyelim. Bilmiyorum Saadet Hanım, ben 40'lı yaşlardayken başlamıştım korkmaya. Hem yaşlanmaktan hem de ölümden. Zaten yaşamın çok büyük bir bölümü bu korkuyla geçiyor. Bize Yani bunu çocuklara ekmeye gerek yok diye düşünüyorum. O nedenle o kitaplarla ilgili çok olumsuz yazılar yazdım. Ama yani yazarlardan yine de özür diliyorum. Onların kişisel bir şey değil bu. Yani hocam kişisel bunu bence algılamasınlar. Alanındaki nitelikli eser vermeye çalışan kişiler bir öz eleştiri olarak alacaklardır diye düşünüyorum. Bir de sizin Umarım farkındalığınızın kırılmazlar. ve farklı alanlardaki kişilerin farkındalığının ben alanı zenginlik olarak döneceğini düşünüyorum. Şimdi çok başka bir şeyden bahsetmek istiyorum bu bağlamda. Örneğin ben bir dönem cinsiyetçilik üzerine merak salıp bununla ilgili okumalar yaptığımda elime alıp çok sevdiğim bir yazar ve serisinin neredeyse her kitabı evimde olan, bayıla bayıla okuduğum bir yazarın kitabında cinsiyetçilik yeniden inşa edilip sürekli pekiştirildiğini fark ettim. Ve sonra şey diye düşündüm. Hatta bunu eşimle de konuştuk. Acaba benim kendi farkındalığımdan kaynaklı bir şey mi? Böyle mi görüyorum artık diye. Sonra tekrar tekrar dönüp baktığımızda yok hayır. Yazar bile farkında değil ama o cinsiyetçiliği tekrar tekrar inşa etmiş. Kız çocuklarının oyuncaklarını sadece bebek ve bebek bakımı koymuş. Erkek çocukların oyuncaklarını bilişsel gelişime açık olan şeylere bırakmış. Kız çocuklarının mekanlarının renk kodları ve işte pencereler, camlar vesaireler farklı erkekte. Dolayısıyla görüyorsunuz hocam ve gördüğümüzü dillendirmek bence çok kıymetli bir şey. Bu bağlamda sizin çalışmalarınızı da ben kıymetli buluyorum. O yüzden hani niyetiniz kişileri taşlamak değil, sadece bu konuyla ilgili bir farkındalık asla yaratmak. Değil. Ben bununla ilgili de şüphe götürür bir algı oluşacağını düşünmüyorum. Ama siz bunu ifade etme nezaketini gösterdiniz. Tekrar teşekkür ederim. Bir de yaş ve yaşlılıkla ilgili
Sanırım bir cinsiyet farklılığı da oluşuyor. Hani cinsiyetçilik Evet, konusuna evet. gelmişken. Ben bu alanla ilgili bu yayın öncesinde iki tane kaynak okudum ve bunlardan bir tanesi karışık olarak kadın ve erkeklerin yaşlanma sürecini anlatan bir hikaye. Diğeri de kadınların kendi deneyimlerini anlattıkları hikayelerdi. Size sormak istiyorum. Yaşlılık mı? Örneğin sizin ve eşiniz için nasıl ilerliyor? Siz arada cinsiyet farkından kaynaklı artı eksi neler söyleyebilirsiniz? Ben bireysel olarak da çok şey yaşadım. Emeklilik sonrası çalıştığım yani vakıf üniversitesinde eşim benden 6-7 yaş büyük olmasına karşın o öğrenciler tarafından yaşlı olarak algılanmadı ya da ona bu konuda bir ima yapılmadı ama bana yapıldı. Ben yani çok özel soruyorsanız bireysel olarak bunu yaşadım. Yani en üstte genç erkek öğretim üyeleri var, sonra genç kadın öğretim üyeleri, sonra yaşlı erkekler, sonra da yaşlı kadınlar. Ben bunu yaşadığım için çok rahatlıkla söylüyorum. Bir de yine YouTube'da var yaşlı kadının maskeleri diye bir söyleşi yapmıştı Ankara Kadın Çalışmaları. Orada bu konuyu bir saate, bir buçuk saate yaymıştık. Kadının yaşlanması, bu kadarını söyleyeyim, gerçekten erkeğinkinden farklı. Yani yaşlı kadının çok maskesi var. Yaşlı kadın işte güzel görünmek için çabalamak zorunda, o beyaz saçları, benimkiler de boyalı, evet, kapatmak zorunda. Ama erkek beyaz saçlı olunca yakışıklı olarak nitelendiriliyor. Sürekli o güzellik yani endüstrisinin beslediği bir inşa ettiği imge var. Onu yaşlıyken de yaratmak ve gerçekleştirmek zorunda hissediyor kendini. Hocam burada kişisel bir şey soracağım. Bunun entelektüel seviyeyle bazen çok da ilgisi olmayabiliyor. Kişi kendini fark etmeden bir şeye yakalanmış hissedebiliyor, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bu ben de olabilirim. Yani bu kadar yaşlılık çalışırken. Örneğin saçımı boyatmamayı, öyle bir seçeneği ben düşünemiyorum. Gerçekten doğru söylüyorum. Bunu itiraf ediyorum. Çünkü çok rahatsız oluyorum beyazlar çıktığı zaman. İşte bu da yani yaratılan farkında imgenin... olmadan kültürel olarak aslında Tabii kodlanan ki, şeyler tabii. diye düşünüyorsunuz. Belki işte bu kitapları yazanlar da hiç farkında olmadan bu yaşlı cadı imgesi, örneğin biliyorsunuz birçok kitapta var yaşlı cadı kadın. Yani zaten gelenekte, masallarda var, burnu işte çizer de onu kocaman bir burunlu çiziyor falan. İnsan rüyasına girse korkacak. Bir de ölümü anımsatıyorlar, kötülüğü anımsatıyorlar böylece. Yani kitaplarda gördüğüm, yine çocuk kitaplarında. Ama iyi örneklerden biri çok var. Lori'nin masalında hani Artemis'in ve Kibele'nin başındaki o kale ya da kentin yani yöneticisi, kraliçesi olma, bu müjde baş kalenin, ben yani bu kitaba gerçekten bayılıyorum. Çok çok güzel. Bir de kent sorununa değindikleri için Sezin Mavioğlu'nun Yaşlı Adam ve Fare çok Ay onu önemli hocam ben de bence. çok beğendim. Bir de Sezin Ay Mavioğlu'nu çok söyleyeyim. önemli. Yani onu özellikle belirteyim. Birebir tanıştım ve onunla vakit Öyle geçirdim. Evet. Sezin Mavioğlu'nun böyle bir duyarlılığı var. Ve bir Ay çok. başka bir kitabında da şeyi işliyor mesela. Örneğin bu böyle kentsel dönüşümle birlikte çok eski bir binanın yıkılması söz konusu ve bununla ilgili dünya mirasındaki bütün kalıcı eserler ona yardıma koşuyor. Galata Kulesi, Pisa Kulesi, Kız Kulesi, işte piramitler, hepsi birlikte geliyor. Çok enteresan ve güzel bir kurgusu var. Yaşlı Adam ve Fareyi de yakın zamanda okudum. Kütüphaneden alarak okudum. Onu ben de hakikaten çok beğeniyorum. Şeyi var, işte bu belki de gerekli. Yani hani süreç içerisinde edindiklerimiz, okuduklarımızla birlikte o farkındalığı bir şeye dönüştürmek çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla Çok, çok olumluyu da önemli. göstermesi anlamında güzel bir örnek. Onu ben de çok beğendim. Züleyha'nınkinde bir de yerel motifleri çok güzel işlemesi
Müjde Hanım'ın zaten çizimleri çok iyi. Züleyha'nın da çok. özümseyip onu bir çocuk kitabına dönüştürmesi çok kıymetli bir şey. Öğretmen kökenli bir yazar ve o Evet, yani son baktım kısımda o öyle. çocuğa da böyle hani bir öğretmenin dokunuşunu vermesi de çok kıymetli bir şey aynı Evet, zamanda. evet. Kendini yansıtmış. Ya kendisi de öğretmen, değil mi Züleyha Hanım? Evet. Evet. Yani olumlu örnekleri çoğaltmalarını dileyelim bu şekilde. Evet. Peki, hocam siz kendi yaşlanma sürecinizi bize biraz anlatır mısınız? Evet, ben hayatımın yeni bir evresindeyimdeki kabule geçiş nasıl oluştu sizde? Bu çok hemen olmadı. Hemen olmadı. Sanıyorum biraz da yaş ayrımcılığı üzerine okuyarak oldu. Önce bir hani anki yaz sürecinde de var ya kabullenmeme, kızma, daha doğrusu öfke. Yani neden bu benim başıma geldi? Tam kabullenmeme değil de bu yasayı çıkaranlara yani öfke. Neden bizi yasakladılar? Doktorlara öfke. İnanılmaz öfke patlamaları yaşadım. Yani evdekiler hastalanacağım diye korktular. Sonra okumaya başladıkça yavaş yavaş yani daha onlar yayınlanmamıştı ama yazmaya başladıkça böyle bir rahatlama oldu. Bilgi çok önemli. Yani kimler ne yapmış şu anda pek çok şey okudum. Yani gerçekten çok okudum. Özellikle bu kalıp yargılar. Yani üç saç ayağı var ya kalıp yargı, ön yargı ve damgalama. Yani Lori'nin masalını ben damgalama olmadığı için de çok seviyorum. İşte en derin çizgi senin bana masal okuduğun gün. Bu çok güzel. Yani ama bazı kitaplarda o olumsuz örnekleri vermiyorum. İsim vermiyorum. Bazı kitaplarda bu damgalama çok fazla. Özellikle beceriksiz, ağır. Yani kalıp yargılar bilişsel, onu söylemek istiyorum. Hep yani bu alanla ilgilenenlerin bu üç saç ayağını akılda tutmaları gerekiyor. Duygusal olan ön yargılar, bilişsel olanlar kalıp yargılar ve damgalama. Yani Goffman işte ağırdır, çok fazla hareket edemez, beceremez, bilgisayar kullanamaz gibi o damgalamalar nedeniyle o damgadan etkileniyor yaşlı benim gözlemlediğim ve kendisini o kategoriye koyuyor. Yani o kalıp yargıların kategorisine koyuyor. Ben kırmızı işte giymemeliyim. Ya da işte şu davranışta bulunmamalıyım gibi kendisi o gruba bizzat yani isteyerek dahil oluyor. Yani gözlemlediğim ve araştırmaların söylediği de bu zaten. Ama aslında yaşların çok ileriyi görme gibi bir şeyleri var. Becerileri o yaş almaktan dolayı. Onu da ben Behiç Ak'ta sanıyorum yazdım. Evet, Miyop Ejderha diye bir kitabı var. Evet, Büyük Anne ve Miyop Ejderha. Yani o miyop olan ejderhaya gözlük sağlayarak büyük anne çok anlamlı, çok eğitilemesel görmesini sağlıyor. Ama hep bu olumlu özellikler göz ardı ediliyor diye düşünüyorum. Ama yani cinsiyetçi etiketlemeler zaten genç kadınlar için de var. Çünkü bu kitaplarda yani işte yaşlılık ama bir tane yazdım ben. Yine isim vermiyorum. Çok genç ve güzel bir kadıncadı. Yani Instagram paylaşım. Gerçekten çok güzel ve ormanı kesmeye gidiyor. Yani ormanı kesenler benim gördüğüm kadarıyla daha çok erkekler o hatta erkil yapı ve yani o yok ediliyor. O kadar güzel ki orada cadı. Artık yeni nesil cadılar güzelleşmeye de başladı diyorum ben. Yani doğrudan kadınlık durumuyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ataerkilin bize atfettiği bir cinsiyet kimliği, yaşlımıza da gencimize de işte atfedilen bir cinsiyetçi kimlik var. Ama bu konuda hani kitabı okurken anne baba bunu söylerse her kimse yani anne baba, öğretmen, yakındaki yetişkin biraz uyarırsa sanki
daha iyi olur gibi geliyor. Hani ya da Behiç Ak gibi erkek olmasına karşın çok çok farkındalığı yüksek erkekler de var tabii. Onlar o bakışa sahipler. Yani çocukların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ulaşmak istediğim kitle yani daha çok okul öncesi öğretmenleri. Çünkü bu kitapları mutlaka okutuyorlardır. Elimden geldiği kadar işte herkese de tembih ediyorum. Çünkü bütün kitapları almak, bakmak, kimi kez alıyorsunuz ama orada yazacak bir yani yazmaya değer yaşlılık açısından bir şey olmadığını görüyorsunuz. Böyle. Hocam şeye geri döneyim. O zaman Yaşlı evet. Adam ve Fare Sezin Mavioğlu'nun kitabına. Şimdi bu bağlamda sormak istiyorum. Örneğin ben doğup büyüdüğüm şehri yıllar içerisinde farklı rollerle deneyimlediğimde başka şeyler çıktı karşıma. Bunu sizin telefonla da konuşmuştuk. Örneğin bir genç olarak bu ili deneyimlemekle bir anne ve bebek arabalığı olarak deneyimlemek birbirinden çok farklı şeylerdir. Şimdi siz bulunduğunuz şehri ya da yaşadığınız ülkeyi yeni yaşlarınızla birlikte deneyimlerken kente erişim bağlamında neler söylemek istersiniz? Bir, ikincisi daha önce farkında olmadığınız ama şimdi yaşarken farkında olduğunuz veya etrafınızdaki insanların yaşadıklarıyla fark ettiğiniz şeylerle ilgili neyin daha iyi olmasını dilersiniz, dillendirmek istersiniz? Buyurun hocam. Bireysel deneyim paylaşıyorum yine. Bodrum'da ortak kentte yaşıyorum. Daha önce hiç fark etmemiştim. Çünkü çok yani tamam o zaman da 40 yaşında değildim ama çok düzenli yoga yaptığım için pandemiden önce ve salona giderek hoca denetimde yaptığım için sanıyorum daha iyiydim. Ama evde ne kadar yapmaya çalışsak hatta böyle online kursa falan da gittim. Ben bedenimde bir düşme var onu çok iyi görüyorum. Ve pandemiden sonra orta kentin sokaklarında dolaşırken kaldırımların gerçekten artık engelli bir birey için yani gerçekten mümkün değil. O eğimlerin şeyini anlatamam size. Hep böyle planlar yapıyorum. Yani çünkü eskisi kadar çevik değilim pandemi sonrası o oturma sürecinden. İnanılmaz yani kaldırımdan başlayayım. Sokağa çıkıyorsunuz kaldırıma basıyorsunuz. İşte kargacık burgacık ayakları takılabilir ve çok çabuk kırılabiliyor kemikler. Ve kentte her zaman sizin Mavioğlu'nda yazdığı gibi o kalabalıkların içinde işte yol açıp gitmesi gerçekten çok zor. Bir maça götürmüştü kızım beni işte Zehra Güneşler'in falan oynadığı bir maça ve o kadar büyük kuyruklar, kalabalıklar ki sonradan aklımıza geldi. Hani gidip söyleyeyim dedi annemi sokabilir miyim diye. Yani aslında bekleyecek gücüm var ama bir gençten çok daha fazla yoruluyor insan. Gerçekten çok büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani daha sokağa çıkarken kaldırımla karşılaşıyorsunuz. O kaldırımın eğimi artık engellileri yani ayak bölümünde özellikle yani bir engeli olanları hiç düşünemiyorum. Hocam çok... sadece ayak engeli değil görme engelliler de var. Görme yani dolayısıyla şöyle aslında bence biz bireysel olarak kendi yaşamımızdan yola çıkarak bunu dillendiriyoruz bu söyleşi esnasında ama hepimiz her şeye potansiyeliz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin ve ilgili kişilerin bu konuda aslında toplumun tüm kesimlerini kente erişime hazır hale getirmek için çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Belki bunu dillendirebiliriz. Yani yollar, kaldırımlar, ışıklandırmalar, tekerlekli sandalyelere, evet. Bebek arabalarına ya da daha yavaş hareket edebilecek olan yaşlı kesime göre düzenlenmesi gerekliliğini vurgulamamız gerekebilir. Şimdi geliyorum Sine Yaşlılık adlı web sitesine. Çoklu yazarı olan bir site. Sizi buraya yazmaya iten bir Mutlu Hoca bir de yaşadığınız süreç anladığım kadarıyla. Nedir bu sitenin amacı? Ne yapmayı istiyor? Bu yazıları insanların, okurların okumasını sağlayarak eğer filmle ilgileniyorsa kuşkusuz hani filmlere bu açıdan bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi yoğun olarak özellikle benim yaptığım filmler de var çünkü hatta genç bir arkadaşımız İstanbul'dan yazdı. Filmlere ve çocuk kitaplarına yaşlıların nasıl temsil ettiği meselesinden kalkarak bakmalarını istiyoruz. İşte mümkün olduğu kadar da bu kitleleri
yaygınlaştırma, daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda diğer arkadaşlarım da daha çok yazı yazarlar. Ama çok uzun yazıların daha az okunduğunu fark ettiğimizden şu anda Instagram'da daha çok kısa değil yani bizim eski yazılara göre. Ama hepimiz deneyimsizdik, en başta ben. Yani web sitesi yönetimini öğrendik ama hani web sitesine o kadar uzun yazı koymanın çok daha doğru olmadığını sonradan öğrendik. Kısalttık ama şu anda vurucu hani şeyler diyeyim. Ama umarım yazabilirim. Hani çok istediğim işte şeyler var. Yazmak istediğim Faruk gibi filmler var. Onlara o kadar kısa yazmayı düşünmüyorum açıkçası. Hocam ben de şöyle bakıyorum. Yani blog ve web sitesi evet. tarzı yerlerde isteyen istediği yerde bırakabilir ama isteyen kapılıyorsa devamına kadar getirebilir. O yüzden orası kişisel olarak yazma özgürlüğünün size verildiği bir alan ya. Oradan kısmak bana da zor geliyor niyeyse. Ama okurken evet algımız, dikkatimiz azaldı. Daha kısa okuyabiliyoruz. Daha kısa seyredebiliyoruz veya dinleyebiliyoruz gibi haklı olarak. Ama ben de sizin aynı fikirdeyim. Yani bazen yazmak istediğinizde konuşmak istediğiniz bir konuyla ilgili sonuna kadar konuşabilmelisiniz en azından o alanda diye düşünüyorum evet. ben. Bir de ben kendi adıma telefondan çok zorlanıyorum ve hep bilgisayardan okuyorum başkalarının bloglarında. Ama gençler öyle değil. Evet. Doğru mu? Bilmiyorum. Ben öyle görüyorum. Gençler bizim gibi hani masa başına oturup böyle hani bilgisayardan açmıyorlar. Telefondan böyle tık 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 bakıyorlar. O zaman uzun olabilir bazı yazılar. Evet. Yani örneğin şiir yazısı benim ilk koyduğum yazılardan biri. Hani şair olmaya kalkan Kore filmi kahramanımız var. Bayağı uzun bir yazı. Şiirler falan. Evet. Daha ama siz burada dolmuşsunuz hocam. Bir anda o dolgunluktan taşan bir şey. Ben böyle algılıyorum. Evet, peki şuna geliyorum hocam. Türkiye'deki yaşlılık çalışmalarını sanırım son dönemlerde popülerleşen konulardan bir tanesi. Çok biraz var. geciktik mi acaba akademik anlamda bu çalışmalarda? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gerontolojiyle ilgili çalışmaları? Ben yani takip ettiğim kadarıyla gerçekten yaşlılık merkezleri var üniversitelerde ve gençlerden çok ilgi duyan araştırmacı var, çalışanlar ama okurum sanırım çok ilgisi yok. Ben size özel konuşmalarımızın birinde söylemiştim. Ben ilk açtığımız zaman bu siteyi bana birisi özelden yazdı Bilgi Üniversitesi'nden. Bu siteyle ve bu yazılarla insanların ilgileneceğini mi sanıyorsunuz? Yaşlılık öyle çok açıcı bir şey değil gibi bir şey yazdı. Bakalım, o da herhalde medyanın tüm kanallarının yaşlılığa savaş açmasıyla ilgili bir şey. Yani şimdi sizin az önce söylediğiniz kadının özellikle ayrımcılığa maruz kalması yaşlılıkta dahi. Bu birazcık da beden estetik algısıyla işte ne bileyim dizilerde, filmlerde anneannelerin, babaannelerin aslında 40'lı yaşları gösterir tarzda, belki daha erken yaşları gösterir tarzda olması. Estetik sektörünün çok gelişmesi. Değil mi? Sanki böyle ülke ve dünya yaşlılığa savaş açmış gibi. Evet ve bunu yazan da artık tanımıyorum. Şu anda adını bile anımsamıyorum. Sanıyorum Bilgi Üniversitesi'nden biriydi. Açtık artık bakalım falan dedim. Ne diyeyim artık? Çünkü hani ölümü anımsatıyor yaşlılar. Ve ölümü anımsattıkları için ölüme daha yakın olduklarından yaşlılarla birlikte olmak, yaşlıyla ilgili bir şey yapmak istemediğini gözlemliyorum, insanların ilgilenmediğini. Ama araştırmacılar için tabii aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir çok araştırmacı var değişik boyutlarıyla, yani ekonomik, politik ve ya da diğer boyutlarıyla yaşlılık üzerine çalışan çok insan var. Hani ben sosyolog değilim. Özgür Arun hocalar var Akdeniz Üniversitesi'nde. Onlar çok güzel, yani ben de tabii takip ediyorum. Senex'i çok güzel. Ben de bir ucundan tutuyorum. Yani kelebek etkisi eğer bir yerlere dokunabilirsek. Bu kadarını yapabiliyorum yani. Hocam bir şey sormak istiyorum. Biraz kişisel olacak ama hani siz yaşlılık ölümü hatırlatıyor diyorsunuz ya. Şimdi sizi dinlerken şunu düşündüm. Yaşlılık bana her zaman ölümü hatırlatmıyor. Bilgeliği, yaşanmışlığı, ne bileyim kültür
zenginliğini hatırlatıyor bir tarafıyla da. Acaba kodlamalarda mı bir hata yapıyoruz biz? Yani ben şey yapıyorum, şöyle maskesiz gezen bir genci uyardığımız zaman, hani biraz sonra çıkma iznimiz oldu ya, 8'e kadar mı, şu anda şeyleri unuttum. Gençler, seni sokağa çıkma hakkın bile yok diyor. Sonra yine bizim yazarlarımızdan birinin arkadaşı, bizim siteden yani birinin arkadaşı, bize ilk aşı yapılmıştı ya Çin'den gelince. Evde oturuyorlar zaten. Ne gerek var, o aşılar bize yapılsın, biz dışarıdayız, biz korunalım demiş. Tabii o adını vermediğim genç arkadaş da, ben onun yaşlanma sürecini, yani senelerdir benimle birlikte olan, yani eski öğrencilerim de onların çoğu, yaşlanma sürecini izledim ve yaşlılığın ne olduğunu biliyorum. Bir de annemi izledim. Çok ayrımcı bir şey geliştirdin, hani diyalog geliştirdin gibi bir şey söylemiş. Böyle, yani senin hakkın, bence o yasaklar, işte yaşlı ihbar hatları, Gevşehir'de galiba olmuştu. Yaşlı ihbar hat, yani bunu ben çok şey yaptım, gözlemledim. Sonra o belli saat aralığında çıkarken, ya bu kadarına şükret, senin hakkın bile yok. Zaten ilk yasaklar çıktığında ben size söylemiştim. Ben daha size söyledim diyorum, çok özür dilerim, yazıda yazmıştım. Eşim duymuş bize yasak çıktığını, ben arkadaydım. Daha televizyondan duymamıştım. Telefon çaldı, o yazıda var. Eski gezdiklerine say dedi. Bu çok anlamlı bir şey. Yani beni arayan genç arkadaşım değil, daha genç, sizin yaşlarınızda bir arkadaş. Demek ki benim çok fazla dışarıda olduğum düşünüyormuş. Yani onları sayacağım artık, çıkmayacağım evden. Ve eskiler, ya eski gezdiklerine say. Bu çok ilginç değil mi? Bu kırılması gereken, dönüştürülmesi gereken bir süreç. Bir de Demek yani ki yaşam yani. bunu zaten gösteriyor hocam. Aslında hani tamam, sağlıklı bir gelişim evresinde doğup büyüme, gençlik, yaşlılık ve sonra tamam. Ama hayat böyle bir şey değil ki. Çok fazla genç kaybediliyor. Çok fazla gencin başına bir sürü şey gelebiliyor. Yani hayatınızın nerede biteceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla hani yaşadığımız her an kıymetli ve güzel diye düşünüyorum ben. Şimdi bir başka konuya gelmek istiyorum. Bu da şu. Evet, biz yaşlılığın daha böyle olumsuz yanlarına vurgu yaptık. Bu olumsuz damgalamaların ortadan kaldırılması gerektiği ve yanlış olduğu vurgusu üzerinden yapıyoruz bunları. Peki bu serüvende sizin hayatınızdaki artılar neler oldu? Öfkeyle başa çıkmak, gerçekten eskiye göre çok eser miktarda, daha sakin olabilmek, çok aceleci bir yapım var. Zaman zaman o beni yakalasa bile, o aceleci benlik, hem telaşe müdürü seçinin peşini bırak diyorum. Hocam peki şöyle bir şey yaşadınız mı? Yani hani pek çok kişide duyduğum Nasıl? şöyle bir şey var. Ruhumla bedenim aynı şekilde ilerlemiyor. Dolayısıyla sanki hani ruh mu ne dersiniz? Yapmak istediklerinizle bedenin Aa, birbiriyle o var. çakışması oluyor mu Tabii, hocam? tabii, tabii, tabii. Örneğin boş bulunup o gün, diyelim bir sergi açılışına gideceğim, bir de sinemaya gideceğim. Akşama konsere gelir misin diyen birine, aa evet gelirim dedikten sonra, akşam saat 8 olduğunda veya da çıkmak gerektiğinde evden, çok zorlandığımı gözlemledim. Ve o tür şeylere şimdi evet demiyorum. Ben o gün işte sergi açılışı var, bir de filme gideceğim ya da çalışacağım, akşam çıkmayayım diyorum. Yani akşam çıkacaksam gündüz saatlerinde öyle çok fazla yorucu şeyler yapmıyorum. Yani başka bir Şimdi bunu etkinliğe şu bağlamda da katılmıyorum. soruyorum Ama hocam. boş bulunup hep söz verdim başlangıçta. Evet. Biz de şunu fark ediyoruz mesela. Geçen sene, bir sene önce, örneğin çok basit bir şey söylüyorum. Gündelik hayat içerisinde bir saat içerisinde kompleyi bir temizleyebiliyorken, şimdi o bir saat olmuyor Tabii gibi. ki, tabii Dolayısıyla ki. siz ne yaparsanız yapın, vücudunuz size aynı zamanda uyarıyor da Tabii değil ki mi? uyarıyor, uyarıyor. Ve artık sen biraz daha kendine iyi bak demeye getiriyor. Onu çok, yani ilk fark ettikten sonra, hele bir de oturup oturup günlerce, aylarca pandemiden sonra
böyle tam bir şeyle böyle ay çok şükür çıkıyorum dışarı diye çıkmaya başlayınca çok fark ettim. Yani o durma süreci de biraz geriletti bizi sanıyorum. Onu biraz idare etmek lazım. Enerjimi işte idarelik kullanayım diye evet o tabii ki var. Peki hocam mesela bu tırnak içerisinde biraz daha yavaşlama sohbetlerde biraz daha derinleşmeye sebep oldu mu? Artı yanlarını merak ediyorum daha fazla. Sohbetlerde derinleşme derken ağırlaşma kendime dönmemi yani çok sağladı diyeyim. Yani kendim üzerine düşünmemi, sorgulamamı, daha farklı kitaplar okumamı, psikoloji gibi farklı kitaplar okumamı, kendime bakmayı getirdi. Çünkü o kadar hızlı hareket ederken, zaten biraz aceleci bir mizacım da var, kendime dönüp bakmadığımı fark ettim. Sakinleşince yani meditasyon falan yapmaktan çok sıkılıyordum. Hani böyle ay zaman gidiyor. Onun yerine şunu okurum, bunu yazarım falan gibi böyle bir devamlı bir yere yetişme hali. Onu zaten artık yapamıyorum yani. Yoruluyorum. O nedenle böyle şey oldu. Daha iyi oldu. Ben artık örneğin yani kendimce bir arkadaşım öğretti bir meditasyonu çok rahat yapıyorum. İşte yoga yaparken yoga bitse de kalksam şunu yapsam demiyorum. Çünkü yani o kadar da zaten şeyim yok artık. Kalkacağım, sokağa çıkacağım, işte oraya gideceğim. O nedenle böyle artıları var. Bu da belki daha güzel bir şey. Hani daha bilge seçili falan olmayı da olduğunda. Beraberinde getiriyor galiba, Evet, değil mi hocam? evet. Daha böyle oturuyor insan yani. Neymiş o koşma, öyle durmadan bir şey yapma hali. Çok garipmiş diye düşünüyorum şimdi. Ama o zaman bedensel olarak gücüm vardı bunu yapmaya. Hocam belki de onu atlıyoruz. Dün akşam okuduğumuz Potikare yayınlarından bir kitap var Şimşek diye. Orada bir anne günde 2-3 saat bir kulübe eve gidiyor ve orada duruyor. Çocuğu diyor ki ne yapıyorsun? Hiçbir şey diyor. Durup kendime bakıyorum diyor. Çok çok hoşuma gitmişti orası. Hatta şeyi de hatırlattı bana. Kendine ait bir odayı da hatırlattı. Ama böyle şey, orada 2-3 saat herkesin aslında durup kendisine bakması ve dinlenmesi gerekiyor diyor. Sanırım gündelik hayatın koşturmasında aslında bunu unutuyoruz. Ya da zorunluluklarımızdan dolayı da unutuyoruz. Peki hocam, biz telefonla sizinle konuşurken katıldığınız atölye çalışmalarından bahsetmiştiniz. Hem bunlara değinmenizi isteyeceğim, hem de gelecek planlarınızdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Buyurun. Geleceğe ilişkin benim planlarım kendim çocuklarla birlikte olmayı ve atölye düzenlemeyi düşünmüyorum kuşkusuz. Hem bu biraz önce konuştuğumuz artık o kadar enerjinin olmaması, çabuk yorulacağım konusundaki kaygılarım. Ama şunu hep düşünüyoruz. Genç arkadaşlarla hani bu kitapları okuma günleri yapabilirsek yani belki ben arka planda onlarla işte beraber tartışmalara katılıp yardım ederim. Kitapları bulacak, arayacak vaktim var. Kitapları seçecek vaktim var. Kendim ama düşünmüyorum çok açıkçası. Artık benim için geç olduğunu çok yorar. Onu yapamam. Gerçekten onu yapamam. Ama benim sitede de var. Böyle çocuklara yazdığım yani bir çocukla yaşlının arkadaşlığını anlatan sanıyorum iki yazı var. Miyazaki'nin Kiki üzerinden Japonya yolculuğu Güneş Işın ve bir de o Kiki'deki karşılıkları anlatan öyle şeyler yaparak hani yine ben değil ama genç arkadaşlar o filmi izleyip hani filmdeki işte kodları, renk kodları her neyse onları onlar öğrencilere öğrenci demeyeyim, ağzım öyle alışmış, çocuklara anlatsınlar diye düşünüyorum. Ben arkada olayım, eğer evet sağlığım el verirse, bir sorun çıkmazsa. Siz sahneden perde arkasında geçeyim diyorsunuz, evet, öyle mi? Evet, 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 öyle. Hocam öyle. İlave etmek istediğiniz, bunu da söyleseydim dediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Şu anda öyle bir şey aklıma gelmedi. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Yani
bu ayrımcılığa maruz kaldığınızda kimliğiniz örseleniyor. O çok önemli. Yani kimlik örselenmesi dediğimiz şeyi ya ayrımcılığa uğrayan yaşlılar deneyimliyorlar. Bir de çok önemli bir şeyi unuttum. Çok sınıfsal bir şey. Şimdi ben dertlerimi anlattığım zaman orta alt gruptaki bir kadının yanında yani anlatamam zaten, o kadar lüks kalıyor ki benim anlattığım şeyler. Orta alt ve daha alt işte gruplarda. Yoksulluk ve yaşlılık başlı başına bir yaşlılık, şey zaten. Orada her türlü şiddet var. Hani biz burada duygusal şiddet yok işte, senin sokağa çıkmaya hakkın yok dedi gibi. O kadar lüks kalıyor ki bunlar. Yani benim maruz kaldıklarım. Fiziksel şiddet var, biliyorsunuz o bambaşka bir konu. Hı hı. Elinden maaşını alma var, çok şey var. Yani burada o zaman kurumlara sorun daha konuşmadık fazla. Yani hı hı. Özgür Arın Hoca zaten bunları sürekli, aylık raporları da yayınlanıyor. Yani hı hı. Ölüme kadar giden olan, yani çok sınıfsal bir şey. Bak, evet. İyi ki sordunuz Saadet Hanım. Çok teşekkür ederim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Kesinlikle. Göz ardı etmedik ama o kadar çok sorunu var ki yaşlıların. Evet, evet. Burada galiba kurumlara çok büyük pay düşüyor hocam. Yaşlı ve yaşlı bakımıyla ilgili ve onların toplumdan izole evet. olmalarını engelleyecek adımları. Bireysel çabaların dışında kurumsal, yerel yönetimlerin, politik evet. liderlerin bu konuya farkındalığının artması gerekiyor. Dolayısıyla evet. bunu bir giriş mahiyetinde ele alıyoruz biz de bu söyleşiyi. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sizi İyi dinlemek varsınız. Çok büyük bir keyifti. Ve yıllar sonra bir gün bu şekilde yolumuzun kesişeceğini hiç düşünmemiştim. Tekrar teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Başka bir programda, başka bir konuğumla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum.